Basın! Oh! Ne yapıyorsun oğlum Mehmet? Ha? Ya ben ne anlattım size? Adamlar, iyi misin oğlum? İyiyim hocam. Bak, adamlar duran toplarda tehlikeli dedim, değil mi ben? Demek ki ceza sahası önünde faul yapmayacağız. Bak, yakında ilk profesyonel maçına çıkacaksın. İlk ve son olmasın. Tamam mı? Hayırdır Nalin kızım? Ne işin var senin burada? Ne bu surat? Babam Mehmet artık maaşa geçti. Okula gitmeyeceksin dedi. Beni okuldan alıyor Necati amca. Bunca zamandır ben bu adamı niye öldürmedim ki? Ya öldürsem vallahi billahi şimdiye kadar yatar çıkarttım. Yani ben bıktım o bıkmadı. Ben ne yapacağım Necati amca? Üniversite deyince deli deli gülmeye başlıyor. Derslerime gizli gizli çalışıyorum. Gözüne batmamak için elimden geleni yapıyorum. Hatta geçenlerde müdür beyle düşük notlu karne bile hazırladık sinirlenmesin diye. Şunun şurasında ne kadar kaldı üniversite sınavlarına? Şimdi benim en çok çalışmam gereken zaman. Sen merak etme, bunu da hallederiz. Hep halletmedik mi? Son 4 yıldır maraza çıkartmadığı bir gün geçmedi. Şimdi sen hadi evine git, dersine çalış. Baban Mehmet'in maçını seyretme öğleden sonra buraya gelecek. Ben maçtan önce onunla konuşurum. Çok sağ ol Necati. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Öyle utanıyorum ki böyle 2 devirde sana geliyorum diye ama başka çarem de yok. Sen benim kızım olacaktın Narin ki. Ben senin kızınım zaten Necati amca. Sen olmasaydın dayanamazdım ben bunların hiçbirine. Hayırdır hocam? Kimdi bu kız? Buyurun oturun şöyle başkanım. Bizim Mehmet'in kız kardeşi Narin. Babası gene maraza çıkartmış. Okuldan alacağım diye tutturmuş. Yahu sana kaç keredir söylüyorum Necati Hoca. Karışma bunların işine. O Recep pisliğin teki. Yan gelip yatmak istiyor. Bak o kadar iş buldun ettin. Ne oldu? Bırak sen Mehmet'e bak. Aile işlerine burnunu sokma bu kadar. Nasıl sokmayayım başkanım? Kız okul birincisi. Akıl küpü. Zehir gibi. Onca dayan köteğin arasında okudu gitti. Bir de inatçı ki. Ne yani bir de dövüyor muymuş kızı? Anlatsam büyük dram olur oğlum. Neyse neyse biz işimize bakalım. Nasıl vaziyet? Takımın durumu iyi mi? Dün Sadi'nin dizine baktırdık. Oynayabilecek durumda. Narin! Narin! Ben Fırat, tanıdın mı? Seni içeride görünce tanıyamadım. Ne kadar büyümüşsün. Babanın yaptıklarını duydum sana. Seni okuldan falan aldırmaya çalışıyormuş. Merak etme, buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse babamla Necati Hoca birlikte babanı ikna ederler. Hem sana öyle dayak falan atıyormuş. Dağ başın burası. İstersen hemen karakola çektirebilirim baba. Yok öyle bir şey. Daha neler? Siz kendi işinize bakın hem. Maça gel mutlaka. Of! Nereden çıktı gene? Tam da unutmuştum. Unutmuşum. Unutmuştum tabii. Unutmamışım demek. Çok yakışıklı ya. Mehmet'im, hoş geldin. Niye haber vermedin? Durmayacağım ki. Şunu verip gideyim dedim. Aa, bu ne ki? Bilmiyorum işte artık. Aç bak bakalım. Ay bu çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ver bana. Sen dur daha, sen dur. Mehmet'in sana daha neler yapacak.
bilemedim ya. Bu parasızlıkta niye zahmet ettin ki? Allah Allah. Ne zahmeti ya? Ne? Sen para işini düşünme. Sıkıntı yok artık. Profesyonel oluyorum ya. Maaşa bağladılar beni. Yakında her şey bambaşka olacak. Şu Beşiktaş işi de olursa var ya. Ver elini İstanbul. Götüreceğim seni buralardan. İnşallah. İnanmıyor musun bana? Sen şimdi beni unutursun meşhur olunca. Öyle etrafında güzel kızlar, mankenler falan. Bırakırlar mı seni bana? Oh. Oh, deliye bak. Ben ne yapayım kız başkasına? Gözümü senden başkasına gördüğüm mi var benim? Böyle bütün mahalleyi de toplamış. Bir sürü bir sürü arabalar falan gelmiş. Vallahi sallanmasınlar. Yeminle basarım giderim dedi. Hadi. Peki geldik geldik. Bitmedi ki bunun süslenmesi. Hadi bakayım. Hadi. Hadi yürüyün. Ya, yapın. Yastık! 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 Vay be Recep'im. Yıllar ne çabuk geçti ha. Senin olan lisanslı oldu, geldik izliyoruz. Vallahi senin sayende kardeşim, yemin ediyorum. Senin verdiğin akıllar olmasa bizden hiçbir şey olmazdı. Estağfurullah. Çocuğa 260 milyon maaş vardılar, biliyor musun? Maşallah, maşallah. Bu başkanın oğlu var ya, başkanın oğlu. İstanbul'da olan. Babam kesin seni satar demiş Beşiktaş'a. Yani burada durması yok yani, direkt İstanbul'a gidiyor artık. Hadi inşallah. İnşallah. Gelen transfer parasıyla İstanbul'dan kral bir ev alırım, Mehmet'i alırım da topuk. Ya Masruf, ne diyorsun gene? Onlar senin ailen. Bırakıp gitmek olur mu? Ne ailesi be? Şuna bak. Daha kimseyi çekemem. Ben buradan gideceğim. Beyler, maçtan sonra kimse hiçbir yere gitmesin. Mehmet için meyhaneyi kapatıyorum. Ağzınızdan burnunuzdan gelene kadar için. Gel. Sen niye giyinmedin lan? Maç başlayacak. Alo. Bu karının yüzünden hoca beni takıma almadı baba. Lisans misas yok dedi. Baban sözünü tutmadı. Narin'i okula göndermedi. Ben de seni takıma almıyorum dedi. Başkanın emriyle. Yemin ediyorum. Beni çıkarın. Kötmeyi mi gördün? Seni öldürmezsen. Kof, dur. Kof, dur. Kof, dur. Öldürmezsen seni doğramazsam adam değilim. Baba, hoca kof. Kof, bırak. Durursan ölsün. Hoca kof, hoca kof. Hoca kof, hoca kof. Hoca kof, hoca kof. Narin. Narin. Narin dursana. Narin. Senin o meseleyi babamla konuştum. Onun başının etini yedim. O da... İyi yaptın. Mehmet takımdan atıldı. Beni de okuldan alıyorlar. Şimdi babamla Mehmet bir olup birlikte kesecekler beni. Çok sağ ol gerçekten. Dursana ya, ağlama. Ne oldu? Bana da anlat. Yok bir şey. Ettiniz lan beni. Maymun. 2000 yılındayız efendi. 2000. Bu oğlana milenyum Mehmet adını takmayı biliyorsun. Ama kafana hala orta çağda. Bana bak lan. O kız okuyacak. Anladın mı? İnadın yüzünden bu çocuğun geleceğini de mahvediyordun. Başkan Beşiktaş'la görüştü. Haberin var mı? Ya eyvallah hocam. Hayırlısı olsun. İyi olur inşallah da bu sümüklünün yani ne bileyim bütün kasabaya niye dert oldu anlamadım okuması ya bu kadar. Başkanın başka derdi yok mu yani? Bu adam iş yeri sahibi, kasabanın sahibi, kulübün sahibi, fabrikaları var. Başkanın benim kızımla ne derdi var ya? Sizin ne derdiniz var hocam? Hiç kafan basmıyor değil mi? Geri zekalı. Sahipsiz de bıraksaydık kızı. Tabii anlamazsın ki bunları. Bir de baba olacaksın. Bana bak. Bu kız için bütün kasaba, öğretmenleri, müdürü çalışıp çabaladı. Senin karşında durdu. Niye durdu?
Çünkü kız üstün zekalı. Senden yediği o kadar sopaya rağmen. Bana bak. Bu kız okuyacak. Eğer okumazsa... bununla seni vurmaya şerefsizdir. Şimdi çık git. Sen bir yere gitme. Kalıyor mu hocam ben takımda? Erkek ol lan önce. Erkek. Aslında futbolda efsane olacak çocuksun ama... tekisin. Bana bak. Bir daha bu iti... benim karşıma getirmeyeceksin, oldu mu? Yakında seni seyretmeye gelecekler. Ama ben yapacağımı biliyorum. Babanın elinden bir senet alacağım. Kim için? Nalin için. Eğer kıza bir daha yamuk yaparsanız... o senedi bankaya vereceğim. Babanın donuna kadar alacaklar. Ha, babanın donu olmadığı için hapislerde çürür. Şimdi sen de git. İşinize geliyorsa yarın sabah kulübe gelirsiniz. Ulan ne narinmiş arkadaş ya. Odasından çıkmaz yine de herkesi kafalamış. Hocası ayrı, başkanı ayrı. Bizim için kimse kılını kıpırdatmaz. Of, babamı nasıl ikna edeceğiz ya? Beşiktaş diyor hoca ya. Beşiktaş ne demek ya? Bırakın lan! Sen kimsin? Kesin lan! Kesin! Gebertirim lan seni! Gebertirim! Gebertirim lan! Gebertirim seni! Rahat bırak beni! Haklısın ha? Rahat bırak beni! İstediğim yere gideceğim! Haklısın yere gideceğim! Sikayet edersin beni! Allah'ın aşkı için yapma Recep'i! Bırakın lan! Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten! Senin yeminle dururum! Yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm. Dilenirim gene okurum ben. Eğer okula gitmezsem ölürüm. Ölüm çıkar bu evde. Ölüm sizsin o zaman. Öl. Allah belanızı versin. Mehmet. Bana bak. Bana bak. Nalin okula gidecek. Sen yarın kulübe gitsen. Senet imza alacaksın. Efendi olacaksın. Akıllı olacaksın. Ben Beşiktaş'ta oynayacağım. Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Akıllı olacaksın sen! Akıllı olacaksın seni gebertirim! Dur Mehmet! Dur Mehmet! Recep! Bırakır bizi gider vallahi. Senin için bu evde kalıyor bu adam, görmüyor musun? Silme bizi yavrum, gözünü seveyim. Hepinizin canı cehenneme be sus! Kadının kızı mı Aygın? Derdi soru hala kocasıyla Nalin. Kuzum kalk iyimesin ne olur. Sana mı kaldı be? Benim kızıma sahip çıkmak. Artistlerin yetti artık. Kalk şuradan kalk. O benim kocam. Benim koynumda yatıyor her gece, anladın mı? Size halt etmek düşer. Defolun şuradan. Defolun gidin. Ne oluyor be Hatice? Erdoğan abi çık, sen de çık. Çık. Hey Allah. Hey Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.